Merhaba herkese. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Tabii ki de bildiğimiz gibi Enis bizlerle birlikte. Hepinizin tanıdığı bir isim olan Enis Kirazoğlu sanırım uzun bir süre bizimle birlikte olacak. Saçlarını ilk bu videoda gösterdiğini düşünüyordum ama sanırım öyle değilmiş. Değil, evet. Benden önce bir şeyler ama yapmış. Ama şöyle bir şey var. Senin videonun özel memelerimle var oluyorum bu videoda. Ya. Ona ben izin vermiyorum ama. Sırf ben, film yapacağım diye ben böyle şeyler istemiyorum. Ben kanıma, bedenimi kullanarak bu videoda var olmak istiyorum. Bir engel mi teşkil ediyorum sana? Ben aklını kullanırsın diye düşünmüştüm. Benim çünkü aklım yok. Helalalalalalala. Benim çünkü bedenim var. Çünkü konuşacağımız konular biraz akıl istiyor yani. Öyle mi? Aynen. Akıl, peki, zeka, mantık yürütme. Ben kendi sponsorumu getirdim bu arada. Evet. Buyurun, dinliyorum. Bu videoyu çekiyorum. Çünkü çekmemin sebebi saat 11.30 mu? 11 emine geliyor ve ben eşimi çalıştığı yerden almaya gittim. Getirdim, eve getirdim ve dedim ki bu konuyu konuşmamız lazım. Çalışıyorsun, çok çalışıyorsun, çabalıyorsun. Bir şey olmuyor diyorum. ne bu çaba diyorum. Boşa kürek çekiyorsun diyorum. Ağzıma sıçma. Beni üzüyorsun falan diye öyle. Hayır, çalışma konusunda konuşmak istiyorum. Yani tabii, hakikaten çalışıyorsun yani, hani şimdi şöyledir ya, insanlar çalışır ve kendilerine ayırdıkları bir boş zaman da vardır. Ama sen o boş zamanlarını da örneğin çalışma taraftarı olarak çalışarak geçiriyorsun yani. O evet, zamanlarda bile taraftarım var. Evet, fanatiyim. Evet. Aynen. Dolayısıyla çok fazla çalışmanla ilgili konuyu irdelemek istiyorum. Neden bu kadar çok çalışıyorsun? Beni mi sevmiyorsun acaba? Bunu merak ediyorum. Akşamları. Bu adam eve mi gelmek istemiyor? Beni mi görmek istemiyor? Nedir yani? Şöyle, bunun pek çok sebebi var. En önemlisi tabii ki de yani yaptığımız işi sevmemiz ve yaptığımız işte ilerlemek istememiz. Bu beni çalışmaya iten en önemli motivasyonlardan bir tanesi. Biri bu. İkincisi de bir gün zengin olmak istiyorum. Ona giden yolda çalışmaktan geçiyor benim için. Yani milli piyango alıp zenginlerin kazanacağımı düşünmediğim için. Zenginlerin sence hepsi çalışarak mı kazanmıştır? Hayır. Yani zengin, sen çalışarak zengin olunuyor mu sence? Olunuyor bence. Olunuyor. Evet. Doğru. Ya zenginlik tanım da, ya bir koç ailesi olmak gibi bir hedefim yok yani, anladın mı? Şimdi çalışarak çünkü bir koç ailesi olamam şu anda, şu saatten sonra. Çok geç kaldım ben bunun için. Ama en azından zenginliğin tanımı benim için şu genelde. Klasik Türk bakış açısından bakıyorum. Evimiz olsun, arabamız olsun. Efendime söyleyeyim. Çok şükür gezelim, bir arabamız tozalım var. Ha, bir de istediğimiz rahat zaman istediğim şekilde gezip tozma istiyorum. Bu da yani benim zenginlik demek, yani yatım olsun, işte köşküm olsun falan derdim yok. Yani bir teknem olsun, ona bineyim gezeyim falan şeylerim yok. Ya zenginlik bu yani. Bence ama en büyük zenginlik ne biliyor musun? Bu da tartışacak bir konu, zaman. Ya o kadar paramız olsun ki zaman bizim için bir problem olmasın. Yani dünya kadar paranız olsa bile bence, benim yok ama ben öyle düşünüyorum. Zaman size ait olmadıktan sonra, o zamanı başkaları istediği gibi değerler, zamanınızı başkalarınıza ayırmak zorunda olduktan sonra bir esprisi yok o paranın yani. Saat geç oldu, toparlayamıyorum, kusura bakma. Ben de aslında tam buna... Biraz kafa yapıyor biliyor musun? Bırak abi, çok işim. Beşinci sodam. Ben de aslında tam bunu konuşmak istiyordum. Şimdi çünkü şimdi çalışma dediğin şeyde, ya hani çalışmanın da sonu var aslında. Evet, yani evet, bir çalışmanın da. Çünkü bir gün 24 saat yani ve aynı zamanda bir haftada 7 gün. Hani sonuçta baktığın çok zaman... Gerçekten önemli bunlar. Gündeme damga vuracak bilgiler. Ben burada psikoanalizler yapmaya çalışıyorum. Bir gün 24 saat... Ya hayır, ben tabii ki de şimdi sen psikolojik getirisi ya da götürüsünden bahsediyorsun. Tabii ki de böyle, çünkü insanlar zaten kararlarını alırken rasyonel davranırlar. Ama ben sadece buradaki kısıtı belirlemek için şundan dolayı söyledim. Yani ne kadar çalışırsan çalış, kazanacağının da aslında bir sınırı var demeyi şundan dolayı söyledim. Sen çok güzel bir yere parmak bastın. Boş zamandan bahsettin. Aslında boş zaman da değerli. Kesinlikle. Yani değerli derken şundan bahsediyorum. 7 gün 24 saat boyunca saatlik bir ücretin olsun, tamam mı? Ekonomik yönden değerlendiriyorum. Senin kazanabileceğin bir limit var. Evet, tamam mı? Evet. 24 saat, 7 gün 24 saat boyunca çalıştığında bir limitim var. Bu şeyde aslında sen boş zamanını satıyorsun. Evet. Yani gelirini arttırmak için. Dediğim gibi rasyonel davranır dedik bilirler. Ve dolayısıyla aslında hani ya boş zaman ya gelir elde edeceksin. Evet. Sen şu anda gelir elde etmek istiyorsun ve boş zamanını satıyorsun. Ama tabii bu çok, yani şöyle bir bakış açısı bu. Yani burada tek motivasyonum benim para kazanmak değil. Hani onu da altını çizeyim. Yani benim üzerinden örneklendiriyoruz ya, o yüzden söylüyorum. Yani tek yok, motivasyorum lanet olsun bu işe para kazanmak zorundayım değil yani. Yok yok, yani zaten sevmek çok bir ayrı bir şey. Planım var, bir geleceğe dönelik bir düşüncelerim var. Onları gerçekleştirmek de aslında hedeflerimden biri, o yüzden. Tabii sen o adımla ilerliyorsun. Yani ben dediğim gibi sadece şu anda yani iktisadi boyutunu aslında anlatmaya çalışıyorum. Şimdi mesela bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi hani sen çalışıyorsun. Dolayısıyla nedir? Hani gündüz işte çalışıyorsun, akşam geliyorsun, evde çalışıyorsun. Bazen evde olmuyor, başka yerlerde oluyorsun ama gene evet, çalışıyorsun.
yaptık. Ya hayır, şunu söyleyeceğim. Ben farkında değildim bu kadar çalıştım. Çok çalışıyorsun. Moralim çok bozuldu. Hakikaten çok çalışıyorsun. Hatta ben şunu şurada itiraf edebilirim. Gerçi bu seni gene şey yapıyor. Senden bağımsız çekmediğim için videoları. Normalde şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Hane halkından birisi işte ücret artışı olmuştur piyasada. Dolayısıyla da boş zamanlarını daha çok çalışarak geçiriyordur. Bu eşlerden birini şöyle bir şeye iter. Ya eş diğerinin ücret artışı olduğu için, çalışarak ücreti arttığı için kendisi boş zamanını nasıl desem satın alır. Yani boş zaman satın alır. Çalışmayı azaltır. Çünkü sende mesela gelir arttı. Azaltır. Ya da işte eşlerin birbiriyle geçirdikleri boş zaman aslında daha tatmin edicidir. Dolayısıyla da diğeri boş zamanını satarak para kazandığı için, yani gene çok fazla çalıştığı için geliri artsın diye, diğeri de çalışmaya başlar. Tamam. Ha, tamam. Buradan nereye geleceğiz? Ay, bize nasıl? Bizim kısmı sen sence? Ben işi bırakıyorum diyormuşum. Madem sen bu kadar çalışıyorsun. Bir itiraf mı geliyordu? Madem sen bu kadar çalışıyorsun falan diye böyle ben işi bırakıyorum. Hayır, burada aslında güzel olan şuydu. Ha, bunu da bu arada şu şekilde anlatıyoruz aslında. Ya ben bunların hepsini size böyle çizerek böyle fıt 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 diye böyle aslında hani ne bileyim senin kazanabileceğin en fazla bu kadar var. Şöyle olur böyle olur diye çizerek anlatmayı çok isterdim. Ama ne yazık ki kurgu kısmında o kadar iyi değilim. Dolayısıyla kurgu yapamayacağım için şimdilik öyle şeylere girmiyorum. Aslında burada söylemek istediğim şey şuydu. Bu şey güzel değil mi? Tamamlayıcı olmamız güzel değil mi? Ya bunlar şöyle ifade edilir. Biri ikame etkisi denir. Diğerine tamamlayıcı etkisi denir. Yani sen çok çalıştığın için ben onu ikame etmek için işi bırakmıyorum. Ama tamamlayıcı neden? Çünkü ikimizin boş yani beraber geçirdiği boş vakitler önemli olduğu için ben de çalışma süremi arttırdım yani. Ben de artık hani normal sürenin dışında boş zamanımı çalışarak buradaki geçiriyorum. Sıkıntılı taraf şu. Yanlış olan bence bizim ilişkimizdeki sıkıntılı taraf şu. Bu örneğe uymayan. Şimdi sen bunu ben yokken yapman lazım. Tamam, ben de onu dedim zaten. Ben de onu söyledim başta. Ben gelince yapıyor olunca ama, olmuyor. Ama bir şey söyleyeyim. İyi de ben sonuçta boş durmuyorum ki ne çekeyim diye düşünüyorum. Ay, yani bu kafa iş İşliyor yani. Sonuçta durmuyor boş. Yani hayır. Ama bunu en başta söyledim aşkım. Söyledim. Tabii ki de senden bağımsız hani şu anda bir şey yapamadığım için seni daha çok çalıştırıyor gibi oluyorum. Hani şey olarak. Ama evet. Olsun hani. Bu da bir nevi. Sigortamı yaparsın bir yerde. Birkaç günlük part time çalışıyorsun. Ona göre sigortanı. 15 dakikalık sigorta. Aynen. Ona göre sigortanı tamamlarız yani. Hani çalışmanı merak etmiştim ve boş zamanı. Ama bir de şöyle bir şeyin olması gerekiyor. Bir yerden sonra sen doymuyorsun. Bence sende doygunluk eksikliği var. Benim üzerimden yapıyoruz galiba. Batumanistir. Peki tamam, devam edelim, buyurun. Nasıl bir eksikliktir bu duygunluk eksikliği? Yok, genel olarak da yapabilirim. Yok, benim üzerimden yapabilirsin. Çünkü normalde, bence daha iyi, izleyici için de daha rahat. Bence iletişim şekli olabilir benim üzerimden yapıyor olmak. Çünkü normalde insanlar da belli bir denge noktası oluştururlar. Yani çalışırlar, gelirle o boş zamanda bir denge oluştururlar. Bu genelde aslında şöyle oluyor aşkım. Belli bir gelir düzeyine ulaşmış insanlar artık boş zamanları daha kıymetli olduğu için onu satmıyor. Yani bunu şöyle anlatabilirim. Evet, öyle, doğru. Mesela Enis tüm gün çalışıyor. Atıyorum, arazi bir şey söyleyeceğim. 100 lira kazanıyor. Hı hı. Eve gelip 2 saat daha çalışırsa 25 lira daha kazanacak. Evet, 100 lira eğer onu tatmin ediyorsa 2 saatini satmaz 25 liraya mesela. Evet. Demek ki sen 125, boş vaktini... 100 lirayla yetmiyor bana yani. Demek ki. Ya hayır, yettiğini düşünüyorum. Farazi konuşuyorum dedim. Yani bunu 100 değil de 5000 diyelim. Tamam, 5000 lira maaş alıyor atıyorum. Hı-hı. Eve gelip 2 saat çalışırsa 100 lira alacak. O 2 saatini 100 liraya satar mısın? Satmam. Değil mi? Hani bu şekilde oluyor. Yani eğer ücret artışı belli bir şeyin üzerindeyse aslında boş zamanını satıyorsun. Evet. Ama o şekilde değilse, atıyorum ekonomi kötü, piyasa kötü, o şekilde bir şeyin yok. Yani çalışacaksın ama kazancın, gelirin kendi kazandığının çok daha aşağısında olacak. O zaman boş zamanın daha kıymetli, evet, oluyor. Daha kıymetli oluyor. Aslında o sürekli böyle gidiyor. Bu boş zamanının satın almak istememen aslında senin küçük bir gelir artışı için boş zamanını satıyor olman senin bir işçi olduğunu gösteriyor bebeğim. Zengin olma hayalleri kurarken sen işçi çıktın. Şimdi verdiğin örnekler tabii ki de normal örnekler ama benim örneklerim değil bunlar aslında. Hangi örneklerin senin? Ya şöyle, şimdi ben mesela 100 lira, senin bahsettiğin şey şu. Mesela ben bir iş yapıyorsam, hı-hı, şimdi o işi yapmamın sebebi iyi bir gelir elde etmekten öncelikli olarak şu. Evet, senin açıklaman da farklıydı. Hayallerim vardı, hayallerin gerçekleşti. Hayallerim vardı. Çok fazla hayallerim dinamik olsun var burada. Bebeğim. Şimdi çok fazla dinamik var şundan dolayı. Ben aslında bir noktada kendi işimi sahibiyim. Neden? Çünkü kendime ait bir kanalım var. Ne oldu ki? Bir şey olmadı. Şimdi herkes anladı ama. Bir şey olmadı. Böyle hayvan bir kız. Bir şey olmadı. Sodamı verir misin? Bari bahanem olsun. Sodamı olabilir mi? Evet. Şimdi bende mesela şöyle bir şey var. Şimdi kendi işimi yaptığım için
kendi işimle alakalı şöyle bir problemim oluyor. Hiçbir zaman tabii bir dükkanım yok ama kendi işini yapan bir insanın mesai saati olmuyor ki. Yani şey değil. Akşam 8 oldu artık kendi işi bir düşünmeyeyim diyeceğiniz bir nokta yok yani. İnsan zaten kendi işini geliştirmek istediği için bunun bir zakti, saati, zamanı hiçbir şey olmuyor. Benim derdim şu, mesela ben bir işle vakit ayırıyorsam sadece 100 lira kazanmak için yapmıyorum bunu. Mesela o firmayla iletişim halinde kalmak için yapıyorum. Çünkü yarın başka bir şey yapma ihtimalimiz olabilir. Sektör içerisinde ya en iyisi yapar dedikleri zaman işte o insan hakikaten ben olayım istiyorum. Yani iyi işleri ortaya koymaya çalışıyorum aynı zamanda yani. Ve kendi ismimi, kendi işte yaptığım işleri geliştirmek istiyorum bu sayede. Benim derdim şu, yaşadığımız dert şu. Ben aynı anda 5 farklı şey yapmaya çalışıyorum. İşte zaten o. Evet, sen bahsettiğin ama, gibi hem kendi işinle ilgili kendi işin çalışıyorsun ama başkası adına da çalışıyorsun. Şimdi şöyle yani bir şey var. Yani senin aslında bulunduğun, hayır tabii ki de başkasına gene kendi işinle ilgili yapıyorsun. Sevdiğin işi yapmaktan şimdi, bahsetmiyorum sıkıntı ben. Sıkıntı şu, şimdi ne yapayım? Ben şunu yapamam anladın mı? Ben bir örnek vereyim mesela. YouTube'a video çekiyorum şu an. Bir yandan da oyun iş geliştirme işine uğraşıyorum. Şimdi oyun geliştirme işine full odaklanayım desem YouTube'u 2 ay boş mu bırakacağım? Bırakamam. Yani oyun geliştirme işini yapmak istiyorum ama yani bizim işler şöyle problem var. Ay şu işe ara vereyim de şu işe devam edeyim diyemiyorsun. Yani o işi yapman lazım. Çünkü o iş asıl dinamiğin. Ama sadece o işi yaparsan bu sefer de kendini geliştirememiş ve sadece tek bir işe odaklanmış bir insan haline gelmeye başlıyorsun. Onu da istemiyorum öyle olmasını. O yüzden diyorum ki biraz sıkayım dişimi. Yani yüksek tempo çalışayım. İleride bu sayede 2-3 sene sonra yapmak istediğim şeyleri yaptığım zaman iyi ki yapmışım. Zamanında 2-3 yıl dişimi sıkmışım demek istiyorum yani. Yo ben zaten hani şey olarak bana söyleyeyim. Bana da işçi demeyeceksin tamam mı? Çok sinirlenmişim. Sen bir nevi işçisin ama çalıştığın yer itibariyle işçisin. Yani tamam kendi işinle ilgili bir şeyler de yapıyorsun ama hani işçi statüsünde de çalışıyorsun yani. Evet. Aslında benim orada hani şey demek istediğim kısım şuydu. Demek ki senin boş vaktini satın alabilecek kadar iyi ücretler teklif ediliyor galiba. Neyse evet yılda gerçekten de 3 milyon dolar kazanıyorum. Yani. Hayır. Ya, ne açıklamam istiyorsun şu an? Evet, aldığım paralar. Ya, 1 numara. Dıt 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 geliyor. Rakamlar geliyor şu an böyle. Tık 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 diye. Bakalım. Kendi eşim beni bitirdi ya. Bak hani bir şey olsa birine konuk olsam sıkıştırsa beni kaç para alıyorsun diyor. Sen anlayacağım kendi eşim diyor. Demek ki sen iyi para kazanıyorsun diyor. Hayır. Beni şu an izleyicinin önüne yem olarak attın ya. Ya hayır iyi para kazanıyorsun demiyorum. Tam tersine ya verdiğim örnekten bile anlayabilirdin. Eğer sana iyi para kazanıyor olsaydın ve sana deselerdi ki. Evet bir saatin işte 2 saatin için sana 100 lira veririm. Ben fahişe mi yeter artık 2 saat için 100 lira verip durmayın bana artık ya. 2 saatin için 100 lira veririm dediklerine koşa koşa gitmezdin. Olmaz. Sen her boş vaktinde 100 lira için ne kızı çünkü o zaman... Ya beni yolda yaptı bu kız ya. O zaman çünkü senin için boş vaktin önemli olmuyor anladın mı? Demek ki senin boş vaktin ucuz. Ya sen ne diyorsun ya? Ucuz ki satıyorsun. O vakti şimdi bence. Şimdi saati kaç para o diyor. Saati 100 lira, 2 saati 200. Kampanya. Yıl sonu kampanya. Kapatıyoruz. Bu videonun başta şey mi? Eşim pezevengi mi oldu? Şey değil tabii ki de. Öyle bir şey değil ya. Bak benim seviyemi düşünme kanalımda lütfen ya. Benim seviyem bu. Gerçekten geldiğinden beri verdiğin örnekler pis. Başlangıçta yok ben buramı gösteriyorum. Şuramda şey yaptım. Gerçekten çok sevmiyorum. Kızım ben seni burası seviyene çıkmayacağım. Burası kalitenin bir numaralı adresi arkadaşlar. Ben senin seviyene çıkmayacağım. Seni kendi seviyeme indireceğim. Kalitenin bir numaralı adresi. Hoş geldin. Şurada güzel bilgiler vermeye çalışıyorum. Sen neler söylüyorsun? Ne güzel işte. En güzel şeyler söylüyorsun. Ağzım ettin yani valla neler yaptın. Bakacağız artık. Bence çok güzel bir video. Bakacağız ben gelen tepkilerden aldım. Göreceğiz. Bu arada ben yazdığınız yorumları okuyorum ve gerçekten çok da eğleniyorum. Hatta bir tanesine sen şey yazmışsın. Şebnem bu yorumu beğenmekle ne yapmaya çalışıyorsun yazmışsın. Bence çok komikti. Bence benim yorumuma gülmüş yalnız. Hayır. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum diyor ve güldü yorum benim şey. Hayır. Yanlış örnek. Hayır. Senin yorumuna gülmedim. Evet. Sen ona tepki göstermiştin ama ben o çocuğun yazdığına gülmüştüm. Yani hani o yoruma gülmüştüm aslında. Yorumlarınız çok olmaz. Güzel bence. Çok eğlenceli. Orada da hani birkaç fikir vermek istemişsiniz ama ya galiba bu işler şey olmayacak. Nasıl anlamazsınız bu işlerden? Aman ne lan. Orada birkaç fikir vermek istemişsiniz ama ne attınız lan? Ha? Hayırdır kardeş? Siz kime fikir veriyorsunuz? Hayır be. Ya saçmalama. Ya bana göre olabilecekler var, olamayacaklar var. Yapabileceklerim öyle. Var. Yapamayacaklarım artık var. Artık yapmayacaksınız ya. Ya öyle bir şey demiyorum. Lütfen araya girme. Ben konuşuyorum şu anda beni izleyenlerle. Peki. Abonelerimle. Ama dediğim gibi hani neyin nasıl olabileceğine daha birkaç videoda belli olur. Şu anda gördüğünüz gibi giriş şeyim bile yok hani. Falan diye hani böyle bir informasyon falan da yok. Yani kurgu desen kurgu kısmı zaten şu anda yavaş yavaş olacak. Onu artık beraber
görürsünüz gelişimi herhalde. Çünkü genelde ilk çektiğimiz zaten hiç şey yapmadan kesmeden yüklemiştik. Bunu da bilmiyorum keser miyiz kesmez miyiz yüklerken. O yüzden bazı şeyler yavaş yavaş aşama aşama olacağı için şimdilik sadece böyle biraz sohbet şeklinde ilerlesin. Daha sonra tabii ki de değişik içerikler yapacağız. Çünkü sürekli Enis'le sohbet edemem. Yani çünkü bunun sonu olmaz. Ya ederim de çünkü evlendiğim koca. Çünkü şundan dolayı saatim pahalı arkadaşlar. 100 lira. O yüzden olmuyor. Çok para veriyor yani bana. Boş vakti eşimle vakit geçirebilmek için alıyorum. Bu videoları eşimle birlikte oturabilmek için alıyorum. Çekiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz boş vaktini bu şekilde kullanmıyor. Anca böyle kamera önünde ben de sizinle birlikte görüyorum. Hatta bazen açıyorum. Videolarını seviyorum. Abart yani. O yüzden şimdilikle bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Şöyle mi kapatayım? Böyle mi kapatayım? De böyle saçma bir kapama şekli var. Denedisi şimdi böyle. Böyle bir ayrım böyle karşılayanlar var. Hoşça kalın, görüşürüz. Sen kapatsan yardımcım.